Günaydın. Bugün 29 Nisan Cuma. Nisan ayının son günü. Bu ayı noktalıyoruz. Artık Ramazan ayını da bu hafta sonu itibariyle tamamlayacağız ve önümüzde 3 günlük bir bayram tatili var. Bayram dönüşünde bizi nasıl bir gündem bekliyor? Bugüne geldiğimizde haftanın ve ayın son gününde ekonomide ve piyasalarda nasıl bir tablo var? Hepsini konuşacağız. Ankara İstihbarat Şefimiz Ahmet Ergen her zaman olduğu gibi ve Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan bugün bizlerle olacak, konuklarımız olacak ve bir fotoğraf ortaya koymaya çalışacağız ekonomide ve piyasalarda olan bitenle ilgili olarak. Evet, öncelikle bir kısa özet yapalım. Yani dünden bugüne hangi başlıkları devralıyoruz ve neleri izliyoruz diye. Merkez Bankası'nın enflasyon raporu elbette dün bütün gün gündemdeydi. Tahmin 19 puan arttı bir önceki rapora göre. %42,8'e yükseltildi. Başkan Kavcıoğlu uzun bir konuşma yaptı, soru cevap yaptı. Oradaki ayrıntılar önemliydi. Enflasyonun bu yıl %70 ile zirveyi gördükten sonra Mayıs'tan itibaren düşeceğini söyledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ticari kredilere yeni bir düzenleme geldi. Sermaye yeterlilik rasyosu hesaplamasında değişikliğe gidildi. Bazı ticari kredilerde %200 risk ağırlığı uygulanacak. Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde. Biz içeride bunları konuşurken bir yandan dünya acaba savaşın getirdiği bir ekonomik durgunluk mu olacak yoksa bir enflasyonla mücadele dönemi mi bizi bekliyor bu ikilemde diyebiliriz. FED hep gündemde yurt dışında. Dolar endeksi 103,9'a kadar yükseldi. 20 yılın zirvesini gördü. Bizde ise dolar TL 14,80 civarında hareket ediyor. Küresel borsalarda bir toparlanma çabası görüyoruz. Dün Amerikan ve Avrupa borsaları yükseldi. Bu sabah da Asya borsaları alıcılı. Altında sert fiyat hareketleri var. Ons altın dün 1872 dolara kadar indi. Bu sabah tekrar 1900'ün üzerinde. Dediğimiz gibi çok sert bir fiyat hareketi var orada. Gram altında 906 liradan işlem görmekte. Brent petrolde tekrar 108 dolara yükseldi. Arda arda 5. ayı da yükselişte kapatmaya hazırlanıyor petrol. Almanya'nın Rusya'ya ambargo uygulama konusunda Avrupa Birliği'ne muhalefet etmeyeceğini duyurması bu yükselişte etkili oldu. Dünden bugüne notlarımız böyle. Öncelikle Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan'a dönelim. Günaydın, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkürler. Piyasalarda bir toparlanma çabası var dedik ama Fed'in artık ağırlığı çok fazla piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde ama dün Amerika'da büyüme rakamı sürpriz bir şekilde eksi geldi. %1,4 daralma var ilk çeyrekte. Örneğin Fransa'da, Avrupa tarafında bugün büyüme rakamı açıklandı, sıfır. Bunlarda tabii savaşın etkisi olduğu söyleniyor. Bir yandan enflasyonla mücadele etmeye ve faiz artırmaya hazırlanan merkez bankaları var. Bir yandan da sıfır gelen ya da daralmayla sonuçlanan büyüme rakamları var. Ne dersiniz, biraz zor bir süreç mi olacak? Evet, aslında merkez bankacılığı tarafında en zor süreç budur. Bir tarafta artan enflasyon, bir tarafta ekonominin yavaşlaması. Para politikası tarafında ikisi farklı yönde aksiyon almasını gerektiren unsurlar. Bu nedenle merkez bankalarının stagflasyon endişesi, yani bir taraftan dediğim gibi enflasyonun artması, bir taraftan da büyümenin yavaşlaması ya da eksiye geçmesi en korkulan senaryodur. Şu an içinde bulunduğumuz dönem kısmen bu yönde ilerliyor ama gerekçeleri birbirinden biraz farklı. Bir tarafta geçmişte talep koşulları nedeniyle artan bir enflasyon vardı ama günümüz koşullarına ulaştığımızda taleple birlikte tedarik zincirindeki bozulmalar, arz tarafındaki şokların oluşturduğu fiyat artışlarıyla devam eden bir enflasyon silsilesine dönüştü. Diğer taraftan evet, Rusya-Ukrayna savaşı birçok ülkede ekonomilerin ciddi manada olumsuz etkilenmesine sebebiyet verdi. Ama ikinci bir diğer başlık da Çin'deki sıfır vaka politikası kapsamında uygulanan kısıtlamalar. Bu da ciddi manada dünya ticaretini olumsuz etkilemeye aday gibi gözüküyor. Hatta etkilerini görmeye başladık. Bu nedenle Fed elbette biraz kararsız kalacaktır ama diğer taraftan şöyle bir durum da var. Yani Fed para politikasını gevşetse dahi bu arz kaynaklı ya da tedarik zincirindeki aksamalar kaynaklı ekonomilerdeki yavaşlamayı iyileştiremez. Üzerine bir de talep taraflı enflasyonu arttırma etkisi söz konusu olur.
Bu nedenle şu anda FED bu arz kesintilerinin geçici olacağı yaklaşımıyla ilk etapta bu faiz artışları sürecini başlatacaktır. Yani devam ettirecektir kanaatindeyim. İlk olarak hatırlanacak olursa bir 25 bas puanlık faiz artışıyla başlamıştık Mart ayında. Gelecek ay, yani gelecek hafta artık daha doğrusu, açıklanacak olan kararla beraber muhtemelen 50 bas puanlık faiz artışını görüyor olacağız ve ileriye yönelik de faiz artışları sinyali verilecektir. Ama bu savaş ya da Çin'deki bu salgın ilerleyen dönemde daha da şiddetlenir, ekonomiler üzerindeki baskısını daha fazla arttıracak olursa Fed'in ben gerekli esnekliği göstererek para politikasındaki sıkılaşma sürecini yavaşlatabileceği ya da durdurabileceği kanaatindeyim. Ama şu aşamada dediğim gibi para politikasıyla etkileyemeyeceği arz sorunları nedeniyle biraz daha enflasyonu sürece daha fazla vurgu yapıp mevcutta sıkılaşma sürecini devam ettirecektir diye düşünüyorum. Peki, evet, Fed faiz artırım sürecini başlatacak ama savaş ve salgın, Çin'deki yeni salgın dalgası ileride riskleri artırırsa bakarım diyor. Tam da bu ortamda dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporu geldi. Buradan ben Ahmet'e dönmek istiyorum. Çünkü dün önemli açıklamalar vardı. Ahmet de yerinde izledi toplantıyı ve oradan bize önemli başlıkları aktardı. Dün Merkez Bankası Başkanı aslında faiz indirim süreciyle ne kadar doğru yaptığımızı görüyoruz dedi. Bu anlattığımız risklere biraz vurgu yaparak buradan da biz aslında büyüme mi enflasyon mu noktasında ekonomik büyümenin tercih edildiği sonucunu çıkartabiliyoruz. Ahmet, haftaya enflasyon raporu ve etkileriyle bitiriyoruz ama önümüzdeki hafta 3 günlük bir bayram tatili arasından sonra Perşembe ve Cuma piyasalar açık, tatil bitiyor ve çok da önemli bir gündem, yoğun bir gündem bizi bekliyor. Hem bir dünden çok kısa bir özet alalım hem de önümüzdeki hafta neleri takip edeceğiz Perşembeden itibaren seni dinleyelim. Enel, senin de söylediğin gibi şimdi haftayı bitiriyoruz. Aslında ayı da kapatıyoruz. Mayıs ayına 3 günlük tatille başlıyoruz ama tatil bittikten hemen sonra önemli gündem başlıklarıyla mesaiye döneceğiz. Öyle söyleyelim. Şimdi düne dönersek, dün yılın ikinci enflasyon raporu açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu basın toplantısıyla enflasyon raporunu duyurdu. Şimdi işin manşeti açısından bakarsak, bir kez daha hatırlatırsak, yıl sonu enflasyon tahmini güncellendi. Şöyle hatırlayalım, geriye dönük. 2022 yılına girerken Merkez Bankası'nın açıkladığı son enflasyon tahmini %11,8'di Ekim ayı enflasyon raporuyla birlikte. Buna karşılık resmi hedef dokümanlara giren orta vadeli mali plan, bütçe dokümanlarında yer alan hedef %9,8 enflasyondu. Hemen Ocak ayının sonlarında bu yılın ilk enflasyon raporu geldiğinde yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmini %23,2 olarak revize edilmişti. Dün itibariyle baktığımızda 19,6 puanlık bir artışla %42,8'lik bir yıl sonu enflasyon tahmini var. Ancak bu yıl sonuna ilişkin nihai değer, rakam olarak ortaya konan tahmin, yıl içindeki salınımına baktığımızda, Merkez Bankası'nın hazırladığı grafiklere baktığımızda %70-75 bandında, o aralıkta bir zirve noktası olacağını görüyoruz Merkez Bankası'nın ölçümlerine göre enflasyonun. Başkan Kavcıoğlu Mayıs ayından itibaren düşüş süreci başlayacak dedi ve özellikle enflasyon artışına yönelik sebepleri tek tek kalem kalem anlattı. Yaptıkları tespitleri bu anlamda anlattı. Yine liralaşma stratejisi çerçevesinde önümüzdeki dönemde atılacak adımlara dair açıklamalarda da bulundu. Şimdi biz bayram tatili sonrasında gündeme dönerken önümüzde duran ilk başlıkta yine enflasyonla ilgili aslında. Nisan ayı enflasyon verisi 5 Mayıs Perşembe günü açıklanacak. Şimdi Mart sonu itibariyle %61,14 oranında bir TÜFE yıllık verisiyle karşı karşıyayız. Yılın ilk 3 ayında da
%22,81'lik bir TÜFE artışı olduğunu belirtelim. Bu çerçevede Nisan ayına ilişkin veri de son rakamlarda 5 Mayıs Perşembe günü itibariyle gelecek. Bu bayram tatili, Ramazan bayramı tatili dönüşünde önümüzde duran en önemli ilk gündem maddesi olacak. Yine aslında tam tarihi henüz kesinleşmedi. Belki bayramın son günü de olması mümkün. Ama yüksek olasılıkla bayram tatili sonrasında, bayram tatili dönüşünde Nisan ayı ihracat verisi de açıklanacak. Burada da oldukça önemli bir duruma dair son rakamları görmüş olacağız. Özellikle Mart ayı ile birlikte Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile birlikte başlayan süreçte ihracat, dış ticaret nasıl etkilenecek sorusu gündemdeydi. Ama dönüp baktığımızda Mart ayında tüm zamanların en yüksek Mart ayı ihracat rakamıyla karşılaştığımız bir performans vardı. Hatırlamamız gerekirse ihracat Mart ayında %19,8 oranında artmış ve 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Ocak-Mart döneminde de ihracat artışı %20,8 olarak kaydedildi. 60,3 milyar dolarlık yılın ilk 3 ayında ihracat yapıldı. İthalatta ise %42,1'lik bir artış, 86,7 milyar dolarlık da ithalat ilk 3 ayda gerçekleşmişti. Şimdi burada da dış ticaret konusunda da ihracat konusunda da son veri hemen bayram tatili dönüşünde açıklanacak Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından. Şimdi bu verilerin açıklanmasından sonra aslında bir sonraki hafta itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de çalışmalarına başlayacağını ifade edelim. 9 Mayıs haftası itibariyle geçtiğimiz günlerde meclise sevk edilen ve bizim aslında üstünde oldukça konuştuğumuz, gündemde ağırlıklı yer tutan düzenlemelerin genel kurul gündemine gelmesini bekliyoruz. Hatırlayalım, özellikle ticari mevduata da sigorta kapsamı getiren bir düzenlemeydi bu. Yine şirketlerin kur korumalı mevduata dahil olması halinde buradan sağlayacakları kazanca kurumlar vergisi istisnası getiren düzenleme, 31 Mart 2022 tarihli bilançolar için yasa maddesi düzenlenmiş durumda. Yine 30 Haziran ve 30 Eylül tarihli bilançolar için de aynı uygulamanın yapılması konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki veren bir düzenlemeydi. Bu düzenlemenin de meclis gündemine gelmesini bekliyoruz. Hazırlıkları devam eden, uzunca bir süredir aslında çalışmalarıyla gündeme gelen konularında yine Mayıs ayının özellikle 9 Mayıs'la başlayan hafta itibariyle daha yoğun bir şekilde gündeme gelmesini bekliyoruz. Özellikle yine bu hafta içinde konuştuğumuz e-ticaretle ilgili yeni düzenlemeler, yine ekonomi yönetiminin üstünde çalıştığı bazı konuların yasa teklifi haline gelmesini bekliyoruz ki bunlar içinde özellikle maliye tarafını ilgilendiren adımlar da olacağını söyleyelim. Ve yine yapılan son açıklamalar çerçevesinde bu fiyat artışlarının önlenmesine yönelik denetim ayağını kapsayan çalışmalar konusunda maliyenin de devreye girdiği, daha yoğun bir şekilde denetimleri sürdürdüğü yeni bir döneminde Mayıs ayı itibariyle başlayacağını belirtelim Benel. Ahmet Ergen'e çok teşekkür ediyoruz. Piyasalara bir bakalım. Bir toparlanma çabası var demiştik. Küresel piyasalarda dün kayıplara ara verildi. Borsalar değer kazandı. Amerikan borsaları %3'ü aşan oranlarda yükseliş gösterirken Avrupa'da da alımlar vardı. Bu sabah Asya borsaları biraz sert alıcılı. Japonya borsası tatil ama diğer borsalarda ciddi alımlar var. İçeride BIST 100 endeksi dün %0,94 değer kaybıyla 2428 puandan kapanmıştı. Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde ama bizde dolar TL 14.80'i aşıp 82'leri görüp tekrar altına indi. Bugün içeride Nisan ayı ISO imalat endeksi, Mart ayı dış ticaret verileri takip edilecek. Dışarıda Rusya'dan faiz kararı gelecek. Bunları da gün içerisinde takip ediyor olacağız. Evet, tekrar Üzeyir Doğan'a dönelim. Şimdi piyasalarda bir toparlanma çabası var dedik. İzleyicilerimizden de gelen sorulara bakıyorum. En çok piyasalar sorulmuş tabii. Birkaç tanesini ard arda sorarak sözü size bırakayım. Akın Sel Aydın, dolar endeksi 20 yılın zirvesine yaklaştı deniyor. İçeride biz nasıl etkileneceğiz diyor. Ahmet Tuna, borsada rekor serisi devam edecek mi? Biraz düzeltme yaptı gibi demiş. Yine borsa sorusu var. Özkan Randa, borsalarda Mayıs'ta sat git olur mu diyor. Ve Miray Taşçı da
altın düşüyor, terse dönüp yükselir mi, beklentiniz nedir diyor. Yani dolar, altın ve borsa sormuş olalım. Evet, ilk dolar endeksiyle başlayalım. Gerçekten son yılların en yüksek seviyesine ulaştık. Ben buraların geçilip yeni bir trend başlayacağı kanaatinde değilim. Çünkü dolar endeksinin yükselmesi demek, euronun dolar karşısında çok ciddi manada değer kaybetmesi demek. Çünkü dolar endeksi içerisindeki en önemli para birimi neredeyse %50 ağırlıkla euro. Euronun daha fazla değer kaybetmesi zaten içinde bulunduğumuz enflasyonist süreçte Avrupa'nın enflasyon ithal etmesi anlamına geliyor. Çünkü tüm ithal ürünlerin fiyatlarında euro bazında artışlar meydana geliyor. Bu da euro bölgesini rahatsız edecek önemli bir unsur. İkincisi ise euronun daha fazla değer kaybetmesi dış ticaret açısından Amerika'ya karşı kazanım elde etmesi. Yani Amerika'nın burada dezavantajlı konuma gelmesine sebebiyet veriyor. Bu nedenle geçmişte olduğu gibi yine yakın dönemde gerek Avrupa Merkez Bankası'nın euronun daha fazla değer kaybetmemesi için önlem alacağını, Amerika Merkez Bankası'nın da doların daha fazla değerlenmemesi için önlem alabileceği kanaatindeyim. Bu nedenle buraların euro-dolar paritesinde dip, dolar endeksinde de zirveye yakın yerler olduğu kanaatindeyim. Diğer taraftan borsa tarafına dönecek olursak, bizim borsamız yerel para birimleriyle kıyasladığımızda sene başından itibaren dünyanın en fazla getiri sağlayan borsalarından bir tanesi. Sene başından itibaren yükselişimiz %30'un üzerinde. Hatta bir ara zirve seviyeleri baz alacak olursak %37'ler civarında getiriler söz konusu oldu. Diğer borsalara baktığımızda ise ana endekslerde %5'ten %6'dan başlayıp %20'lere kadar kayıplar söz konusu oldu. Yani aradaki fark %40'lar, %50'ler civarına ulaştı puan bazında baktığımızda. Bu açıdan ciddi bir pozitif ayrışma dönemini geride bıraktık. Bu pozitif ayrışmada neler etkili derseniz, bir geçmişte yaşadığımız aşırı iskontolar etkiliydi. İkincisi, hem son çeyrek, geçen senenin son çeyreği, hem de bu senenin ilk çeyreğine yönelik güçlü finansal beklentileri vardı ve bunlar fiyatların içerisine girdi. Şu an ilk çeyrek finansalların açıklanma dönemi içerisindeyiz ve gelecek ayın 10'u itibariyle de bu finansallar sonlanmış olacak. Burada bu olumlu finansal beklentilerinin yerine koyabileceğimiz o büyüklükte yeni bir beklenti bulmakta açık söylemek gerekirse biraz zorlanıyoruz. Bu nedenle Mayıs ayı borsada bir konsolidasyon, bir dengelenme süreci, hatta bir düzeltme süreci ihtimalini arttırıyor. Kaldı ki yurt dışı piyasalarda da genel itibariyle Fed baskısı nedeniyle bir miktar hava bozuk. Bunun da etkisiyle ben Mayıs ayının bizim borsa tarafında bir miktar negatif olabileceği kanaatindeyim. Bu nedenle biraz dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bu Mayıs'ta sat git kuralı bu senede tekrarlayabilir gibi gözüküyor. Altın tarafına bakacak olursak, aslında altının ons fiyatı Amerikan faizleriyle bir ters korelasyonu vardır. Ve faizlerin yükseliş eğiliminde olduğu dönemlerde altının ons fiyatlarında düşüş bekleriz. Bu son aylarda çalışmadı. Sebebi ise Ukrayna-Rusya savaşının getirdiği jeopolitik riskler ve belirsizliklerdi. Faizler yükselirken altın da yükseliş eğilimindeydi. Son zamanlarda yavaş yavaş bu faizlerdeki yükselişin altın fiyattan tekrar baskılamaya başladığını gördük. Ben eğer Ukrayna-Rusya savaşında ya da Çin'deki vakalar konusunda çok sertleşen bir tablo görmezsek, Fed ile beraber altının ons fiyatlarında bir miktar daha geri çekilme olabileceği kanaatindeyim. İçeride dolar TL kuruna baktığımızda biraz yurt dışından bağımsız hareket ediyoruz. İşte kur korumalı mevduatın etkisi ya da alınan diğer düzenlemelerin etkisi nedeniyle biraz daha stabil bir görünüm var. Bu nedenle gram altın yatırımcısı da ons altında yaşanabilecek düşüşten olumsuz etkilenmeye aday. Bu açıdan biraz daha burada dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum altın yatırımcılar açısından. Peki, tüm yatırımcılarımızın sorularını yanıtlamış olduk. Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için ve size güzel bir gün diliyoruz. Şimdi birazdan borsanın açılışını göreceğiz bunların ardından, ama çok kısaca haber başlıklarına bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için Suudi Arabistan'da. Erdoğan Cidde'de Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ziyaret Suudi Arabistan'la yeni bir dönemin kapılarını aralayacak dedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Sermaye yeterlilik rasyosu hesaplamasında değişikliğe gitti. Bankalar hesaplamada yabancı para kalemleri için 252 günlük kur ortalaması yerine 31 Aralık 2021 Merkez Bankası alış kurunu kullanacak. Ayrıca bazı ticari kredilerde %200 risk ağırlığı uygulanacak. Tasarruf finansman şirketlerine ilişkin süreç belli oluyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmeler sonucu 6 tasarruf finansman şirketinin intibak taleplerini onayladı. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi yılın ilk çeyreğinde sürpriz bir şekilde daraldı. %1,1'lik büyüme beklentilerine rağmen %1,4 küçülme gerçekleşti. Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen, gerilemelerin ekonomiyi zorlamaya devam etmesi muhtemel ifadesini kullandı. Amerika'dan Rusya'ya yönelik yaptırımlarda genişleme sinyali var. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus oligarkların varlıklarının yanı sıra Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan fonlarına da el konulabileceğini ve bunların Ukrayna için kullanılabileceğini söyledi. Ve Elon Musk'ın satın almasıyla gündemde olan Twitter bilançosunu açıkladı. Aktif kullanıcı sayısı ilk çeyrekte piyasa beklentilerini aşarken şirketin geliri analistlerin tahminlerinin hafif altında kaldı. Şirket ilk çeyrekte yarım milyar dolar kar açıkladı. Amazon ve Apple da bilanço açıkladı. Amazon gelirini artırmasına rağmen 7 yıl sonra ilk kez zarar bildirdi. Amazon ilk çeyrekte 3,8 milyar dolarlık bir zarar açıkladı. Apple ise karını %6 artırarak 25 milyar dolara çıkardı. Bu arada bugün benzin fiyatlarına bir zam beklentisi var. Hem petrol fiyatlarındaki artış bunda etkili oldu, hemen söyleyelim. Ve şu an beklentinin 1 lira 33 kuruşluk bir zam şeklinde olduğunu görüyoruz. Tabii kesin sonuç daha sonra açıklanacak. Fiyat değişikliğinin ne zaman ve ne kadar olacağıyla ilgili karar da tabii ki üst makamlarca verilecek. Bu notu da aktardıktan sonra reklama gidelim. Dönüşte borsayı açacağız. Yeniden birlikteyiz. Hemen bakalım rakamlara. Borsada açılış gerçekleşti. %0,36'lık yükselişle 2437 puandan gerçekleşen bir başlangıç görüyoruz. Dolar TL işlemleri 14 lira 80 kuruş civarında devam ediyor. Euro TL'de de işlemler 15 lira 59 kuruştan sürüyor günün ilk dakikaları itibariyle. Geri sayımı böylece noktalıyoruz. İlerleyen saatlerde ekonomi yayınlarıyla tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.